Teknoloji devlerinin doğum yeri olarak bilinen Silikon Vadisi, Kuzey Kaliforniya'daki San Francisco Vadisi'nin bir parçası olan San Jose Vadisi'ne verilen isimdir. Silikon Vadisi'nin tarihi Stanford Üniversitesi ile başlar. 1891 yılında demiryolu şirketi sahibi ve aynı zamanda Kaliforniya valisi olan Leland Stanford ve eşi Jane Stanford tarafından kurulan Stanford Üniversitesi, Silikon Vadisi'nin aynı zamanda yaratıcısıdır. Üniversitenin kendi öğrencilerine firma kurmaları için yapmış olduğu desteklerle Stanford mezunları olan Bill Hewlett ve David Packard, üniversite kampüsünün yakınındaki bir garajda Hewlett Packard HP şirketini kurdular. Bunun üzerine üniversite dekanının üniversite çevresindeki arazileri teknoloji şirketlerine satmasıyla da bölge giderek teknoloji merkezi haline gelmeye başladı. 1956 yılında William Shockley başkanlığında John Barden ve Walter Hauser Brattain ile birlikte yarı iletken transistörü icat edip 1956'da Nobel Fizik Ödülü almışlardı. O zamanlar Shockley'in firmasında çalışan 8 girişimci Jean Horney, Julius Blank, Victor Greenwich, Eugene Kleiner, Gordon Moore, Sheldon Roberts, Jay Last, Robert Noyce. 1956 yılında bu yarı iletken transistörü daha ileri bir seviyeye taşıyıp geliştirdiler. Bununla birlikte Shockley'den ayrılarak San Francisco'da Fairchild Semiconductor'u kurdular. Bölüm 1. Bir misyoner olarak Silikon Vadisi'ne bakalım. Hikaye 250 yıl önce bir misyoner ile başlar. Peder Junipero Serra, Fransisken tarikatından bir İspanyol rahipti ve İspanya'daki kilise tarafından o zamanlar Yeni İspanya olarak adlandırılan günümüz Meksika'sını ve Batı ABD'nin çoğunu içeren bir bölgeye gönderildi. Bugün Kaliforniya olan ve o zamanlar büyük ölçüde keşfedilmemiş topraklardı. Şehir yok, yol yok, bina yok, devasa manzaralar ve yerli insanlardan başka bir şey yok. Junipero Serra bu keşfedilmemiş bölgeye, günümüz Kaliforniya'sına yürümek ve her biri bir kilise ve birkaç destek binasından oluşan bir dizi görev inşa etmek için yola çıktı. Önce görev San Diego, San Juan Capistrano, Carmel ve San Francisco'yu inşa ederek yükseldi. Bu misyonlardan her biri satıcılar, at tüccarları, fırıncılar, çiftçiler olarak bugün girişimcilik ekosistemi olarak adlandırılabileceğimiz bir şey haline geldi. Ve çiftçiler işlerini her misyon etrafında geliştirdiler. Misyonlar Kaliforniya'nın başlarında ticaretin merkezleri haline geldi. Bu görevlerden 7'sini inşa ettikten sonra Junipero Serra 8.'sini burada bulunan güzel bir vadide inşa etmeye karar verdi. Gördüğü en güzel, en bereketli vadilerden biriydi. Vadi o kadar güzeldi ki misyonlara erkek azizlerin adını verme geleneğinden koptu ve ilk kez buna bir kadının adını verdi. Mission Santa Clara çevresindeki bölge güzelliği ve tarımsal bolluğuyla ünlü Santa Clara Vadisi olarak bilinmeye başladı. Bölüm 2. Bir girişimci senaryosuna bakalım. Silikon Vadisi'nin gelişimindeki bir sonraki büyük anın bir girişimcinin gelişi olması sizi çok şaşırtmayacaktır. Harika bir girişimci. Muhtemelen 19. yüzyılın en başarılı girişimcisi Leland Stanford adında bir adam. Çoğu girişimci gibi bazı başarıları ve bazı başarısızlıkları oldu ve çeşitli farklı girişimler denedi. Ama sonunda bir demiryolu girişimcisi olarak çok para kazandı. Özellikle Amerika Birleşik Devletleri'ni doğudan batıya bağlayan demiryolunun inşasına yardım etti. Doğu kıyısındaki trenleri batı kıyısındaki trenlerde bağlayan altın çiviyi sürdü ve ilk kez bir kıyıdan diğerine ulaşımla bağlanan bir Birleşik Devletler yarattı. Önümüzdeki 100 yıl için bu hikayedeki hemen hemen her şey
tek bir vadide kurulan bu iki dünya çapında üniversite etrafında dönüyordu. Üçüncü bölüm, ilk internete bakalım senaryomuzdaki. Bu bizi internete getiriyor. İlk internet elbette telgraftı. Basit bir kabloyla uzun mesafelere mesaj gönderebilen mucizevi bir teknolojiydi. Ülke genelinde kasaba ve şehirleri birbirine bağlayan 19. yüzyılın en devrimci teknolojisiydi. Zamanın önde gelen telgraf şirketi, Federal Telgraf Şirketi, Palo Alto'da Emerson Caddesi'nde bir araştırma tesisi açtı ve burada yeni nesil telgrafı geliştirmeye başladılar. Bilim adamlarından biri cüretkar bir fikir üzerinde çalışıyordu. Bir insan sesinin uzun mesafeli teller üzerinden aktarılmasına izin verecek bir yenilik. Uzun mesafeden iletilebilecek şekilde bir sinyali yükseltebilen vakum tüplü amplifikatör geliştirdi ve her şeyi değiştirdi. San Francisco'da 1915 Dünya Fuarı'nda Lee DeForest'in vakum tüplü amplifikatörü ilk kıtalar arası telefon görüşmesini yaparak gösterildi. Tarihte ilk kez San Francisco'da bir insan sesinin New York'ta duyulabiliyordu. Bu çok önemliydi ve Lee DeForest'in vakum tüplü amfiklatörü her şeyi değiştirmek üzereydi. Bölüm 4, tüp senaryosuna bakalım. Lee DeForest'in çığır açan buluşu elektron akışını kontrol etti ve bu nedenle çalışma alanı elektron ICS olarak bilinmeye başladı. Ve çok geçmeden iki üniversite, Stanford ve Santa Clara mühendislik okulları bünyesinde bu yeni elektronik alanında yeni çalışma ve araştırma kursları oluşturuldu. Bu iki programdaki profesörler, en ünlüsü Stanford'daki Frederick Terman, gerçekten sıra dışı şeyler yapmaya başladı. Öğrencilerini akademiye gitmeye ve Doğu yakasındaki büyük şirketlerde çalışmaya teşvik etmek yerine, onları burada kalmaya, şirketler kurmaya ve iş yaratmaya teşvik etti. Hatta Terman bazılarına yatırım da yaptı. Bölüm 5, transistör senaryosuna bakalım. Bir gün William Shockley adında biri, Palo Alto adamı, transistörü geliştirdiği için Nobel Fizik Ödülünü kazandı. Transistörler vakum tüplerinin yaptığı her şeyi yaptı, ancak daha küçük, daha hafif, daha ucuz ve daha hızlıydı ve daha az enerji tüketiyordu. Yeni bir devrim başladı. William Shockley, Mountain View'de 391 San Antonio Road'da yeni icadı Shockley semikondüktörü yapmak için bir şirket kurdu. Dünyanın en parlak bilim adamlarından bazılarını işe aldı ve onları yeni Santa Clara Vadisi'ndeki şirkette çalışmaya gelmeleri için çok uzaklardan işlem yaptı. 6. bölüm, para kısmına bakalım şimdi. Silikon Vadisi hiçbir tarihi para tartışılmadan tamamlanmış sayılmaz. Eugene Kleiner sonunda Fairchild Semiconductor'dan ayrıldı ve Kleiner Perkins adında bir risk sermayesi şirketi kurdu. O zamanlar Santa Clara Vadisi'nin yanı sıra San Francisco ile San Jose'yi birbirine bağlayan Interstate 280 adlı yepyeni bir otoyol öneriliyordu. Eugene Kleiner, pekala yeni bir risk sermayesi şirketimi tam buradaki bu çıkışa SJ ile SF arasındaki yolun ortasına koyacağım diye düşündü. Bölüm 7, kişisel bilgisayarların doğuşuna bakalım şimdi. 1970'lerde bir gün Steve Jobs adında bir lise öğrencisi Bill Hewlett'ın ev telefon numarasını aldı ve onu arayıp inşa ettiği bir frekans sayacı için yedek parça istedi. Bill Hewlett bu çocuğu sevdi, girişimine hayran kaldı, sadece istediği parçaları vermekle kalmadı, aynı zamanda ona HP'de montaj hattında çalışan bir iş verdi. Birkaç yaz sonra bu Steve adında başka bir adam ilk ürünlerini piyasaya sürdü. İlk ürünlerini almadım, ancak ertesi yaz ikinci ürünlerini aldım. Sahip olduğum en harika şeydi. Yalnızca 4 yıl sonra
Apple şimdiye kadarki en büyük halka arzlardan birine sahip oldu ve tarihteki herhangi bir şirketten daha fazla anlık milyoner, yaklaşık 300 çalışan yarattı. Şimdi o zamanki bilgisayar ekranları, komutları yazmak için bir klavye ile siyah bir arka plan üzerinde parlayan yeşil karakterleri görüntüleyebiliyordu. Ama şimdi efsanevi bir Silikon Vadisi anında Steve Jobs, bir gün Xerox adında tarafından yönetilen yeni bir bilgisayar üzerinde çalıştıkları Palo Alto Araştırma Merkezi'ni ziyaret etti. Ancak çizimleri gösterebilen bir ekrana sahip olan ve tuhaf bir şekilde yan tarafında elinizle yuvarlayabileceğiniz, ekrandaki şeyleri işaret edip tıklatabileceğiniz küçük bir şeyi vardı. Steve tüm bu fikirleri çaldı ve 1984'te ilk Macintosh piyasaya sürdü. Birden Silikon Vadisi kişisel bilgisayarlar yapan yeni şirketlerle doldu. Apple'dan Silicon Graphics'e, Sun Microsystem'e ve çok daha fazlasına kadar birçok kişisel bilgisayar. Muhtemelen şu hikayeyi biliyorsunuzdur. Soğuk Savaş sırasında Savunma Bakanlığı ABD'deki telefon sistemi öylesine merkezileştirdi ki bir şehirdeki tek bir nükleer saldırının ülkenin tüm iletişim yapısını çökertebileceğinden endişeliydi. Bu nedenle gelişmiş araştırma projeleri ajansı ARPA, bir düğümün silinebildiği ve sistemin hala çalıştığı merkezi olmayan bir sistem olan ARPANET'i geliştirdi. ARPANET ile ilgili ilk mesaj Ookla'dan Menlo Park'taki Sierra'ya iletildi ve kısa süre sonra diğer araştırma merkezlerine ek düğümler eklendi. Ancak ARPANET yalnızca aynı ağdaki aynı dili konuşan bilgisayarlarla konuşabiliyordu. Bir bağımsız ağın diğeriyle iletişim kurması mümkün değildi. Bir gün Menlo Park'taki Sierra'daki iki bilim adamı bu sorun üzerine çalışıyordu. İnternet protokolü bilgisayarların ağlar arasındaki iletişim kurması için bir yol. Bu ağlar arası protokol kısaltılmış ve sadece internete indirilmiştir. Sonunda dünyayı değiştirecektir. Hiçbir Silikon Vadisi tarihi Tayfal hakkında konuşmadan tamamlanmış sayılmaz. Elde taşınır cihazlar için güvenlik yazılımı üreten bir şirket olarak başladılar. Ardından elektronik ödemelere döndüler ve 2 yıl sonra şirketi 1,5 milyar dolara sattılar. PayPal kurucuları şimdi genellikle PayPal mafyası olarak anılıyor. YouTube, Yelp, Yammer, Facebook, LinkedIn, SpaceX, Tesla ve daha pek çok başka çığır açan şirkete fon sağladı ve bu şirketleri kurdular. Bölüm 8, bugüne bakalım şimdi ve bu bizi bugüne getiriyor ve bu iPhone cebimde. Bu elde taşınan cihaz, Robert Noyce'un yarı iletken yongalarının 14'ünde 6,8 milyar William Shockley'in transistörüne sahip. Bir insan sesini yükseltmek ve iletmek için Lee DeForest'in tarafından geliştirilen ilkeleri kullanır. Alpine Road'daki dalış barında bir sürahi bira üzerinde geliştirilen internet protokolü ile bağlanır. Mark Andreessen tarafından geliştirilene dayalı bir web tarayıcısı çalıştırır. Eugene Kleiner'ın Risk Sermayesi şirketi tarafından finanse edilen çeşitli uygulamaları çalıştırır. PayPal tarafından geliştirilen şifreleme ilkelerini kullanarak ödeme yapabilir. Bu cihaz yeni, yani Google, dünyadaki tüm bilgilerle bağlantılıdır. Dünya eskiden yuvarlaktı. Doğduğun ev ve yaşadığın şehirden ibaret olan imkanlar ile yaşamda yerimizi almaya çalışıyorduk. Fakat artık dünya yuvarlak değil, düzdür. Artık kaderin doğduğun yerden ibaret değildir. Minimum düzeyde sahip olduğun imkanlarla dünyanın en büyük rekabet ağına ortak olabileceğin dönemin içine girmiş bulunuyoruz. Bu yeni dünyada en büyük sermayen fikirlerindir. Güçlü ve gelecek vaat eden fikirlerin girişimci ruhunla birleştiği yerde evrene iz bırakacak güce sahip olabileceksin.
Evet, bu arada bu dünya düzdür kısmı tamamen Silikon Vadisi ile alakalı, yoksa dünyanın düz olduğu ile alakalı bir makale değil bu. Silikon Vadisi'nin hikayesine baktık, aslında kısa bir hikaye olarak baktık. Çok daha uzun versiyonları var. Nereden başlayıp nerelere geldiğini aslında kısmen size bölüm bölüm anlatmaya çalıştım. Günümüze yakın tarihi hepimiz biliyoruz ama onun öncesini birçoğumuz bilmiyorduk. Ben de bu makale ve birkaç kitaptan sonra Silikon Vadisi'nin kısa tarihine ilgimi çekti ve okudum. Sizlere de paylaşmak istedim. Burada bahsedeceğim, yani Silikon Vadisi'nin bizim bildiğimiz dönemlerdeki tarihinde tabii ki bir Steve Jobs ve Bill Gates gibi isimler veya işte PayPal'ın hikayesi, Facebook'un hikayesi derken, bu büyük firmaların kuruluş hikayeleri de bu Silikon Vadisi tarihinde vardır. Ama tabii bunları ayrı ayrı işlemek, her biri birer video gibi düşünebilirsiniz. O yüzden detayına çok girmedim. Evet, bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar.